Kişiyi bile 1001 gün bekletiyor, imtihandan geçiriyor. Sohbete girebilmesi için 1001 gün beklemesi lazım adam. Bekleyecek. O da yata yata beklemiyor tabii. 1001 gün ağzından kelam çıkmayacak. 1001 gün kendi kazandığını bile yemeyecek. Çünkü kendi kazancında haram olabilir. Kim kendi kazancına %100 helaldir diyebilir? Kimse diyemez. Onun için kendi kazancından da olmayacak. İstemeyecek de. Verirlerse alacak, onu yiyecek. Şimdi ondan sonra Mevleviliğe kabul edilecek. Uygun görülürse. Size hiç böyle bir şey anlatmıyorlar Mevlevilikte. Ne olursa yap. Yine gelen mesajı söyle abi. Güzel mesaj var ya. Ama arkaya bak da gel. Nereye doğru? Gel gel dersen gelsin. Değil mi? Muavinler gel geldiler, ondan sonra küt. Nereye gel? Nasıl gel? Ki o Mevlana Hazretleri'nin sözü de değildir malum olduğu üzere. Değildir. Onun sözü değildir ama Mevlana Hazretleri'nin şeyidir. Bir ummandır, gel der. Denizdir o, gel der. Denize gidilir. Efendim, kim gelirse yutar deniz. Büyükmüş demez. Göl değil ki bu, deniz. Yutar. Denize 10 kamyon toprak da atsan yutar. Efendim, 1000 kamyon toprak da atsan yutar. Hiç atmamış gibi olursun. Deniz mi? Dök dök doymak bilmez. Yutar. Büyüktür. Denizdir o. Kaldırır. Haberi bile olmaz. Onun için kim giderse gitsin Mevlana Hazretleri toparlar. Onu kendine döndürür. Artık denizdir o. Denize taş astıysan da denizdir o. Görünür mü ve denizin üstünde taş? Görünmez. Deniz olmuştur o artık. Nerede? Gitti denize. Yok. Yok olmadan var olunmaz. Sıfır faktöriyel nedir? Bir. Niye? Öyle kabul ediliyor. Niye? Sıfır mı? Niye? Yarım saat bir izahını dinlemiştim ama. Nerede? İzahı yok. İzah yok. Olduğunu izah etti yarım saat. İzahının olmadı. Sıfır faktöriyel. Birdir. Ya sıfır da hani? Sıfıra niye bir diyorsun? Ha, bu böyle kabul edilmesi gerekir. En bak keskin, net doğrular matematiksel doğrulardır. Ama sıfır faktöriyele bir diye kabul ediyorsun. Ya babacığım, sıfır faktöriyel nasıl bir olur ya? Bana bir izah edin. Akılla mantıkla izah edilemez. Aklın ve mantığın en mühim yeridir matematik ilmi. Matematik deyince 3 ekmek, 5 ekmek, 3 kilo, 5 kilo, 10 lira, 20 lira hesabı zannediyor millet. Matematik ilminde sıfır faktöriyel birdir. Hadi bir en dahayım diyenler çıksın izah etsin. Yok, o öyle kabul edilecek efendim diyor şimdi. Niye? Doğrusu o, çünkü kabul etmek zorundasın. Her ilimde esası, her ilmin esası peşin hakikatleri kabul etmektir. O zaman o ilimde yürürsün. İlim sana yol açar. Ve sıfır faktöriyeli bir olarak kabul ettiğin bütün hesaplar sonucu elde ettiğin bütün teknik buluşlar doğru cevap verir. Doğru netice verir. Efendim, füze yaptık. Evet. Buradan atıyorsun bilmem ne açıyla tepesine düşürüyorsun. Efendim, lazer güdümüyle işaretliyorsun, vuruyorsun. Hepsi sıfır faktöriyel var burada işte. Bu matematik hesapları var. Sıfır faktöriyeli sıfır diyemezsin. Birdir o. İzahı ne? Yok olmadan var olunmaz. Sen kendi benliğini yok et, sıfırlarsan bir olursun. E bir neyi temsil eder? Bir Allah'ı temsil eder be. Bir başka ne ki? Bir tek olan Allah'tır.
Yani sen deniz olursun. Denize kendini atarsan sen deniz olursun. Bir bardak susun, at denize kendini, deniz olursun. Deniz kadar olursun. Allah'a gelir. Kendi iradeni yok edersen. Şimdi akıl mantık var, akıl mantık var, akıl mantık var la. Papağan gibi konuşar. Okuma yazması yok bugün inkar eden kimselerin. Şimdi ben diyeceğim ki tasavvufu, Allah'ı inkar eden, biz moderniz, çağdaşız diyen taş kafalılara diyeceğim ki sıfır faktörünün ne olduğunu daha bilmeyecek onlar. Soracağım, sor doktor diyorum. Üniversite mezunlarına diyorum ha. Çünkü hukuk kazanmak için 25-30 matematik yapmak lazım. Yani faktörünü bilmek lazım. Değil mi? Evet, 30 tane yapmak lazım. En az. Sor. Yarın sor. Faktöriyeli biliyorsunuz mu diye. Teyzemin kızı mı diyecekler? Bir şey diyecekler. İlim bilmeyenler itiraz ediyor zaten. Keşke bilseler. İlim. Sıfırlanırsan bir olursun. Sen de iradeni yok eder sıfırlarsan irade sahibi olanda Allah'a yakın olursan seni Allah yok etmez, bir eder. Bir yok olmaz ki hiçbir zaman. Her şeyin aslı birdir. Her şeyin aslı birdir. Sayı tektir zaten. Sayı tektir. Birdir. Hepsi birin üst üste yan yana getirilmesiyledir. Bütün sayılar matematikte. Başka bir şey yok. Sıfır. Sıfırda sayı sayılmaz. Sıfır sayı olarak kabul edilmez. Yoktur böyle bir şey. Ama birdir tek olan. Sayı olan birdir. Kapandı mı? Birden başka sayı yoktur. Bir olabilmek için de sıfır olacaksın. İzahı budur. İzah etseler bana sorsalar izah edeceğim işte. Cenab-ı Allah oraya işaretini koymuş. Ey kullarım, siz her şeyin merkezi matematik, matematiğin de en merkezi bir, bir olmak için sıfır olacaksın. Oradan bağırıyor sana. Allah bir. Benim demedi, yok ol. Onum, yirmiyim demedi. Bir sıfır yap bakayım kendini. Sıfırın sıfırla çarpılması. Sıfır. Hayır. Bir işte. Bence bir. Yani faktöriyel olarak bir. Kabul ettik yani. Hayır diyemezsin çünkü evet. Bütün sorular böyle cevaplanıyor. Yani sıfırı bir olarak kabul ediyorsun. Oysa sıfırla, sıfıra neyi çarparsan yok eder kendini. Niye sıfır değil? Hı? Niye sıfır değil? Ha. Ama öyle kabul edilmesi lazım. Cenab-ı Allah bir düzen koyuyor. Bir sistem koyuyor ve kendi saltanatını ilan ediyor orada. Okumasını bilirsen. Kendi saltanatını, kendi saltanatı sıfır faktöriyel eşittir bir diyorsun. Yahu değil, öyle kabul etmek lazım. Çünkü sistemi Allah koyuyor. İnsanların dikkatini çekse buluş diyorlar, bulduk diyorlar değil mi? Yani var eden birisi var. Var etmiş birisi oraya koymuş o kanunu, insanlar da buluyor. O kanunu Allah koydu. Öyle olduğunu Allah insanların aklına idraken gönlüne ilham etti. Ve o oraya dedi ki burada dikkat edin, sıfırlanın bakayım. Bir olacaksanız, bana gelecekseniz. Peki nerede var bu? Behzat-ı Bestami Hazretleri cennet mekan Firdevs-i Aşi, Allah şefaat eylesin. Büyük şeyhimiz, sultanımız. Diyor ki ariflerin sultanı, arif bilgelerin sultanı demek. Bilge. Arif deyince Galatasaray'la arif zannetmeyin ya. Siz onu hatırlamazsınız gerçi. Yaşınız yetmiyor değil mi? Yüzden. He? Hatırlamıyorsun. Cenab-ı Allah'a demiş ki ya Rabbi sana nasıl geleyim? Yok ol da gel. Benliğini bırak da gel. Sıfırlan da gel demiş.
Yastı Beslem Hazretleri'nin bize sözüdür bu. Sıfırlan da gel bire. Nereye? Bire. Bire gel. Sıfır olmadan bire almazlar. Bir olmadan iki olunmaz, üç olunmaz, beş olunmaz. Her şeyin aslı esası bir. İşte bizim yanlışlığımız bu ki kendi eksikliğimizi görmüyoruz. Nasıl olacağımızı görmüyoruz. Lüzumsuz işlerle, lüzumsuz günlerde meşgalelerle uğraşa uğraşa en son Azrail geliyor, alıyor ruhu teslim. İnna lillah, inna ileyhi raciun. Ölen ölene, giden gidene, kalıcı olan yok. Ama kalıcı zanneden kendini çok. Ölümü unutmayın. Kin tutmayın. Fitnelik düşünmeyin. Nasıl ayak kaydırırız? Nasıl intikam alırız? Nasılla boş verin. Cenab-ı Allah'ın huzuruna gideceğiz. Kul olarak gidebilirseniz ne mutlu. Bey paşa da olsan, holding de olsan, vali kaymakam da olsan sıfırsın çünkü. Değerin yok. Kul olabilirsen gideceksin. Olamazsan sıfırlanacaksın. Orada sıfırlanma. Burada sıfırlan. Burada sıfırlan da bir ol. Bir olanın bir daha yok olması yoktur. Allah'la olanın yok olması vardır. Yoktur be. Bir soru daha soracağım size. Liseyi nerede okudun? Elbistan. Tamam. Mühim. En iyisinde. Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun. Basit kimyadan. Atomun çekirdekleri ne yüklüdür? Artı mı eksi mi? Protonlar artı yüklüdür. Çekirdeğin içinde. Hatırlıyorsun değil mi? Böyle mercimek gibi şeyler gösterirlerdi. Onlar artı artı işareti konurdu. Mutlaka görmüşsünüzdür. Peki etrafında onun elektronlar dolaşıyor. Ne yüklüdür? Eksi. Eksi artıyı çeker değil mi? Çeker. Niye çekmiyor? Her bir madde atomlardan meydana geliyor. Her atom, yani her madde atom, atomun bir çekirdeği etrafında dönen belirli sayıda elektron var. Çekirdeği protonlar ve nötronlardan oluşuyor. Yani nötronlar yük yok, artılı eksili. Ama protonlar artı, çekirdek artı. Artı olan mıknatıstan farz edin, eksiyi pat diye çeker. Aynı yükler birbirini iter. Şimdi diyorum ki, ya artılar birbirini itmiyor be. İtse atom bombası olacak. Atomu patlatmak için neler uğraştı Einstein? Herkes Einstein'a tapar. Einstein gibi mübarek adam ya. Çok her şeyi biliyor. Atom bombasını yaptı. Dünyanın başına bela etti. Ben diyorum ki atomu bombal parçalanması için kendisi içinde aslında parçalanabilir. Bu genel geçer kurallar. Herkes bilir. Artılar ittirir birbirini. Dolayısıyla çekirdektekiler birbirine ittirirken mümlüye patlaması lazım. Öyle bir şey yok. Eksi artıyı çeker birbirine. Öyle bir şey yok. Çekmiyor. Bunu daha izah edebilen yok. Düşünen var mı bilmiyorum. Biri izah etsin ya. Modernler izah etsin yalnız. Biz skolastik, dar kafalı insanlarız. Biz tasavvufa inanan, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini, kün demesiyle olduğunu bilen insanlarız. Bunu bildiğin zaman, kün dediği zamanki hali de bilen insanlarız. Neler oldu gözümüzün önümüzden geçer. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kün. Selam. Otur bir şey. Kün dedin oldu. Kün feyekün. Kün der. Ol der ve olur. Kaf ile nu'nun arasındaki vakit kün deyinceye kadar. K ile ne'nin arasındaki ne kadar vakit var yahu? Hiç. İşte o kadar vakitte her şey oldu dünyada. Ama ilmi ledünni sahipleri şahittir buna.
Allah'ın sır verdiği kullar. İşte mübarek Hasanul Harakani, işte Beyazıt, işte Efendim Harrani Hazretleri. Bunlar el an tasarrufta olduğu gibi mazide de tasarrufta sahibidir. Allah'ın sevgilileridir onlar. İlim sahibi demektir. Yalanla, dolanla uğraşan değil, ilmin kendisine sahiptir onlar. Kuruş hesabıyla ilim sahibi değil. Malı hani birisi kazanarak kuruş kuruş para sahibidir. 25 kuruş, 15 kuruş kar edeceğim ben diye. Bir de bu işte banknot bazı elindedir. Onun hesabı da onlar. Merkezde oturan kimselerdir onlar. Merkezde oturan kimselerdir. Merkez Efendi Hazretleri'nin hesabıdır o. Merkezde oturur da her şey elindedir. Biri bunu izah edebilir mi? Sen izah et. Atomun yapısını biliyorsun. Okumuş adam muhalif başka oluyor. Sen uşak tuttun değil mi? Evet. Eğitim seviyesi yüksektir uşağın. Burada böyledir. Atom merkezinde ne var? Çekirdek. Çekirdekler ne yüklü? Artı mı eksi mi? Artı. Etrafına dönenler, elektronlar eksi. Artılar eksileri niye çekmiyor? Çekmesi lazım değil mi? Çekmiyor. Değil mi? Her havada dahil hepsi aynı. Mesela o çekme meydana gelse ne olur biliyor musun? Her şeyi büzüşür. Leblebi gibi olur. Demir leblebi. Ne kadar şey varsa çünkü etraftaki boşluk kalmıyor. Maddede boşluk kalmıyor. Çekirdeğe yapışıp kalacaklar. Gözle göremeyeceğin kadar küçük. Aradaki boşluk var ya. Aradaki boşluk bize o maddeyi büyük gösteriyor. Aslında o kadar büyük değil. Dünya yüce Allah'ın çerez kadar. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben seyrimde bir çöle gittim. Bir avuç kum aldım. Baktım ki hepsi birer dünya. Kum kadar dünya. Kum taneleri dünya. O kadar. Nasıl izah edecek? Nasıl ya böyle şey mi olur diyor. Olur işte. Ya o çekirdekler emrederse elektronları çekse Allah hop üzüldü. Hepsi yapıştı birbirine. Leplebi kadar oldu. Bir kural daha var izah edilemeyen. Bugün niye böyle bak? Fenden, kimyadan başladık. Ha? Yarın ilimcilerle konuşacağız. Bilimciler. Elektronun bir yörüngeleri vardır. Aynı hani gezegenler gibi. Güneşin etrafında. Her yörüngede ilk belli sayıda elektron vardır. Hepsi aynı yerde dönmezler. Yani ip gibi bir daire olup diyelim ki 10 tane elektronu vardır bir şeyin. Hepsi 10 tanesi aynı yere yörüngede dönmezler. İlk yörüngede en fazla 2 tane olur değil mi? Bilmiyorum. Ha? Orasını bilmiyorum. Biz kimsenin üniversite kazanamayacağı tamam mı? Çocuklarını göndermediği. Şimdi sen İmam Hatip'e gönder. Orada üniversite kazanamıyorlarmış diyeceksin. Ben orada okudum arkadaşlar. Bu ilmi de orada öğrendim. Ekstra da bir şey yapmadım. İmam Hatip'e gönderin. Oradan üniversiteye kazanamıyorlarmış. Hala da öyle. Lan Cumhurbaşkanı çıktı. Hala da öyle. Millet bir şey olmuyor diyorlar. Lan Cumhurbaşkanı çıktı. Hala da. Yani derdi insanın aslında dindar olmasını istemiyor çocuğunun. Fazla dindar olursa bana da karışır diyor. Ara sıra işte 3 ihlas bir Fatiha okusun. Bu kadar dindarlık olsun. Derdi o aslında. Ha. Bilinç altında yatan bu. Üniversiteye kazanma falan değil. Ben bunu İmam Hatip'te öğrendim arkadaşlar. Ekstra bir şey değil. En kenar mahalle ilkokulunda okudum. En kenar lisesinde okudum. Bu memleketin. Yani bunu da orada okudum. İlk yörüngesinde 2 elektron olur. Bazılarında 30, 40, 10, 15 elektron olur. Yani her güneş sisteminin gezegenler olduğu gibi.
Ama ilk yörüngede çekirdeğin etrafındaki yörüngenin ilkinde ikiden fazla olmaz. Neden olmaz? Bu böyle kabul edilir. Ya niye olmaz? Bilim adamları söyleyin. Bırt. Allah'a, tasavvufa, şeyhe, mürşide itiraz edenler bunu da bilmez. İlim lazım, bilim lazım. Bak mantıkla. Bunu söyle. Maddeyi bilmeden, maddeyi bilmeden maddeye sahip olmaya çalışıyorsunuz. Birisi söylesin ya. Ha. Mevlana öyle değildi. Resulullah Efendimiz ümmi olmakla birlikte bu ilimler onda vardı zaten. Onun için suda yürür, havada uçar, uzaktakini görür. Neden? Bu da bir ilimdir yahu. İlim. Başka bir şey değil. İlim. İlim bunu elde edinceye kadar oho, tabiatı kirletecek. Naylon yapacak, demir bulacak, o bakır yapacak, zehirleyecek dünyayı. Ondan sonra biz evet uzaya gittik. Ne yaptınız? Gittik geldik işte. Ne yaptınız? Karşılığını aldım mı? Yok. Nereye gittin uzay dedin? Kapıdan dışarı çıkmadın mı? Bahçeye çıktın sen daha. Uzay dedin ya. Şuraya aya gidiyorsun da. Gidebilirsen o da. Dışarı çıkamıyorsun. Ehlullah gitti mi? Gider. Bütün efendim galaksileri, keşkeşanları geçer gider ve arkasına takar. Efendim hakkın huzuruna çıkar. Maddeden geçer. Sıfırlanmadan bir olamazsın. Sasir ve kelam. Sıfır faktöriyel birdir. Sıfırlanmadan olamazsınız. Benim aklım demekle olmaz. Yeryüzünde adalet sağlanacaksa Allah'a olan borçlarını kullar ödemedikten sonra adalet sağlanmaz. Allah'a borçlarını ödeyen kulları ululamadıktan, onlara teşekkür etmedikten sonra adalet sağlanmaz. Öyle mi? Hayır. Küçümser, bakışlarla, onları eleştirel, hiçe sayar, hatta tiksinir bakışlarla bakılıyor. Denizli'de 40-50 tane hakim, belki 40-50 tane savcı var. Sağlanıyor mu adalet ya? Sağlanıyor mu be? Sağlanmaz. Dünyada sağlanmıyor. Adalet sağlanmıyor, sağlanamaz. Neden? Adalet de gökten gelir ya. İlahi kurallara uymadıktan sonra olmaz. İlk önce Allah'ın inayeti gelecek. Cenab-ı Allah'ın inayeti gelmeden sen istediğin kadar adil olacağım der. Sen iki çocuğun arasındakini bile sağlayamazsın adalet. Kim engelleyebilir? Sağlayamazsın. Eşit davranamazsın. Adaleti, Allah'a olan borcunu, Allah'ın hakkını ödemiş olanlar çoğaldıkça yeryüzünde, yeryüzü adaletle dolar. Niçin asr-ı saadet oldu? Peygamber Efendimiz olduğu için asr-ı saadet oldu. Allah'ın hakkını yeterince hakkıyla verdiği için. Sahabeler Efendimiz'den gördüklerini yerine getirip Allah'a olan borçlarını ödemeye çalıştıkları için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yaratılma gayen ibadet senin. Kim ibadet ediyor Allah'a? Allah'a ibadet edenler kim aferin diyor? Kimse demiyor. Demiyor yahu. Alanca var ya. Milletvekili bakan olacak. Ona biz yakın olalım. Yakın olalım. Belediye başkanı olacak o. Meclis üyesi olacak. Yakın olalım ona. Olmadı biz oluruz ya. Neden? Yani işte cukkalı iş bunlar. İtibarlı iş. Allah'a yakın ol be. Allah'a yakın olalım diyen insan yok. Allah'a yakın olana yakın olalım diyen insan da yok. Allah, hiç kimseye ihtiyacım yok.
Kur'an'ı okurum, ben bilirim. Hangi Kur'an okuyorsun sen? Nereye okuyorsun ya? Mağol okursun. Hiç olmazsa Allah'a yakın kula yakın olursan, onunla beraber gezip tozarken bir huyu bulaşır sana. Hareket tarzına alışırsın, bakarsın, doğru böyleymiş dersin. Onu da eleştirel bakmazsan. Ne biçim hareket ediyor ya? Vallahi bunda bir yamukluk var dersen, zaten batarsın. Onun için yeryüzünde bir zulmet var. O zulmeti kaldırmak için bizim Cenab-ı Allah'ın kulluğuna ihtiyacımız var. Kuluz ya Rabbi deyip ibadet etmemiz lazım. Edemiyorsan edenlere saygıyla davran. Ve minallah tevfik bi hürmeti Rabbi bi hürmetin Fatiha.